Ezgi, sana da geleceğim çünkü siz bayağı şu an kayınvalidenle bir mağduriyet üzerinden prim yapıyorsunuz. Kesinlikle. Yani kusura bakma Ezgi'cim ama Reyhan teyzenin yaptıklarından haberinin olmadığını düşünmek doğru olmaz. Haberin var, gayet senin de haberin var. Haberim yok. Reyhan teyze bayağı bir prim yapıyor şu anda. Ve iyilik üzerinden prim yapıyor. Hayatım, haberim yok. Ben Antalya'dan gidip geliyorum zaten. Yani doğru düzgün burada zaman geçiriyorum, görüyorum kayınvalidemi. Hiçbir şekilde haberim yok. Zaten bir şey söyleyeceğim. Sizinle beraber tepki vermiyor muyum yeterince? Ya siz star olamazsınız. Neden? Cemile Hanım evet Reyhan olur, taklit eder ama siz star olamazsınız. Bak starla mı bile olamazsınız. Kıskanıyor. Zaten bugünkü o içerideki olaydan sonra sizin yüzünüzden hani ütüleyeceğim pantolonu giyemedim. Rastgele bir şey giydim. Yani hakikaten bugün final biliyorsunuz bilerek yaptınız. Modumuzu düşürmeye çalışıyorsunuz. Hiç öyle bir niyetim ama yok. Başarılı olamayacaksınız. Beni bilen bilir, seni de bilen bilir. Senin içinde o kıskançlığını atamadığın sürece karşında ben hep beni bulacaksın. Senin neyini ben haksızlığa karşı çıkarım. Bir kere o tartışmayı çıkarmana hiç gerek yoktu. Ben senin kıyafetini atmadım. Attın. Atmadım. Attın. Atmadım. Attın. Kameralar varsa çıkarır inşallah. Var her yerde kamera. İnşallah çıkarır. Aldım. Sen atınca ben kalktım, makyaj yapıyordum. Aldım. O aceleyle aldım, koltuğun ya başına kardeşim, koydum. Ya kardeşim benim makyajım uzun sürüyor. Kaş var, göz var, doğru, surat var, doğru, iri yapılar var. Sende kaş yok, göz yok. Dakikada bir tane kalem çekip çıkıyorsun. Peki, ben ne yapayım? O arada kız bana yardımcı olmuş. Bitiriyor. Bir dakika. Ne var onda? Reyhan Hanım doğru, haklısın. Senin kaşlarını zaten boyamak 2 saate alır, haklısın. Alır, sana ben ne? Bende o kadar kaş alır yok. Doğru. Ha. Doğru ama ben atmadım sizin elbisenizi. Attım. Aldım, koydum. Fırlattın. Attım diyorsun ya, keşke alıp da atsaydım da hiç değilse gam yemezdim. Ya. Zaten bu elbiseyi gerçekten ben yer bezi bile yapmam yani. Hadi be. Yapmam. Evet yapmam. Büyük söz söyle, büyük yapma yeme bacım. Keşke atsaydım ya. Yok atmadım yok. Atmadım diyorum, inanmıyorsun. Şunu da söylemek istiyorum Ezgi sana. Bak lütfen rica ediyorum kayınvalidene mukayyet ol. Özellikle bugünkü ütü konusundan sonra annemi gerçekten zor tutuyorum. Tutuyorsun yani. Zor müdahale edebiliyorsun kayınvalidene. Sakinleştiriyorum. Her zaman yanındayım, arkasındayım. O olayda da yanındaydım zaten. Hı-hı. Olabildiğince tane tane anlatmaya çalıştım ama nafile. Şimdi bak şöyle sürekli söyleyeyim. Sürekli tahrik var. Sen olaya şahit olmuşsun. Ben olaya şahit olmadım, bilmiyorum. Hani burada evet gösterirlerse izleyeceğim, göreceğim. Ondan sonra gerçek bir yorumumu yapacağım. Ya hayır, bir de gözlerime inanamadım ya. O şeyle Aysun anne tamam sakin ol çık dedi. Çıktım odadan. Tekrar geri geldim, yine ütüme devam edeyim işte dedi. Bir baksam Cemile Hanım yerleri siliyor. Evet. Reyhan evet Hanım'ın ayaklarının altını siliyor oraları. Silebilir. Ne olmuş? Senin gelinin benim üzerime gelince ben de su içiyordum orada. Boğazım kuruttu. Aysun mu senin üzerine geldi? Senin yüzünde boğazım kurudu. Aysun evet da üzerime gelince ben de elimdeki suyu fırlattım. Ha. Su oraya, tabii elimdeki suyu içerken fırlattım. Kadın da o kayıp düşmeyelim kimseye diye. Kimseye zarar gelmesin, zarar gelmesin diye. Bak iyi niyetinde yani nereye çektim? Değil o. Ben de şok oldum. Kendi attı. Neden kendi silmiyor Cemileciğim? Hak mı bu? Reva mı bu? Ya. Ya. Lütfen ya. Ben orada haksızlığa baş kaldırmışım. Suyu fırlatmışım. Bir de gelip eğilip sileceğim onu. O da haksızlığı. O ara had safhada insanlar. Biz değiliz. Cemile Hanım, mağdurum mağdurum dediniz. Şimdi Reyhan Hanım'a asistanlık yapınca mağduriyetiniz geçti mi? Cemileciğim, senin bana bu yaptığın iyilikler karşılıksız kalmayacak. Bak, ne dedim? Ben de sana bir iyilik yapacağım. Dur bir dakika, ben şu Ezgi'yi bir çarpayım da duyurayım da. Ezgi, bak Cemile bana bacılık yaptı, çok iyilik yaptı. Onun altında kalmak istemiyorum. Eğer burada elenirlerse bir hafta sana Antalya'ya misafir olarak gönderiyorum. Aa. Orada ilgilen. Tamam mı? İlgilen. Bak benim adıma ilgilen. Gezdir tozdur oraları. Ben çok yoğunum. Okula giden çocuğum var. İkinci sınıf annesiyim. Kusura bakma. Ofis, okul arası kusura koşuyorum. Bakma. İlgileneceksin. Sen ilgilen anneciğim bana ne? Sen kendin asistan tutmuşsun. Anladığım kadarıyla ütüler falan onu yapmıyorsun. Onu ödüllendiriyorum. Ödüllendiriyorsun. Bak mahcup etme. Çok sevdim ben onu da gelinini de. İkisini de sana gönderiyorum. Bitmiştir. Okey. Diğer gelinine yolla. Ezgi. Afşa'ya yolla. Ezgi bak ben söz verdim mi? Sözümün dururum ben. Bana sordun mu? Bak bak. Bana ben sözümün mu arkasında dururum. Bu sözü bana yutturma, yedirme. Ben geliyor dediysem geliyor.
kapını açıyorsun. Ezgi'cim güzel bir güneşlendir çünkü gerçekten Reyhan teyze ile Reyhan Su teyzenin ciddi ton farkı var. Şoktayım. Yani göz zevkimiz bozuluyor. Hiç güzel değil. Gerçekten şoktayım tabii şu anda. Tabii sen al, ağırla, güzelce. Ya hayır bak gelmek isteyen herkese kapım açık. Sizler de gelebilirsiniz. En güzel şekilde evet, ağırlarım. Koyuyoruz. Ama bu şekilde emri vaki sana evet. Geliyorlar. Ağırla. Ben ne yapsam var ya senin hakkını diyemem gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok mutlu ettin beni. Vallahi ben seni çok sevdim. Yıllardır hiç tatile falan gitmemiştim. Ben çok mutlu oldum gerçekten yani. Çok sevindim. Çok mutlu. Ben daha mutlu oldum biliyor musun? Şimdi bırak kayınvalideni falan da bak burada çok da önemli bir şey var. Ezgi'cim sana söyleyeceğim. Şimdi hani siz iyi anlaşıyorsunuz vesaire böyle kayınvalidenle. Kayınvalidenin senin arkandan söylediklerini biliyor musun? Bilmiyorum ne söyledi? Bu ev mevzuyla ilgili. Hani eşyaları almıştı vesaire ya. Kayınvaliden diyor ki eğer ki diyor Ezgi onları beğenmeseydi bak onları kapının önüne koymaz beni gibi bir şeyler söylüyor. Ben söylemeyeyim kendisi söylesin. Ha, izliyoruz. Söylemiş yani kayıtlara geçmiş. Tabii hadi canım izle gör. Ya sen nasıl Ezgi'nin haberi olmadan Ezgi'nin evini dayar döşersin? Ben kendim beğendim. Karı koca gittik beğendik dayadık döşedik. Sonra videosunu çektik, gönderdik. Tamam dedi anne beğendim işte biraz rengi falan şöyle böyle ama hani kire lekeye karşı çok dayanıklı dedim. Aldım. Antalya'ya taşındı, o evini kapattı. Oradaki evini de yine ben dayadım ben de şimdi. Bu mu zevkiniz? Ben bayıldım. Çek yat. Bu renge bayılırım. İki tane tekli koltuk. Çek yatın koltukları da var. Her şeyi de var. Allah'a bin şükür. Elimi öpsün bir de ya. Para çıkmadı kızda. Kızım beğendin mi? Mobilyanı kendin seç. Kendi zevkine göre dayan. Vallahi iki evini de ben seçtim. Çok da güzel seçtim. Reyhan Hanımcığım içine sindi mi gelininizin? Vallahi bilmiyorum bana belli etmedi. Hiçbir şey de demedi. Keşke benim de fikrimi alsaydın diyememiş. Bak kızcağız anlatıyor. Bizim geleneğimiz bu, töremiz bu. Allah. Herkes uymak zorunda. Uymayan kapının önüne. Uymuyorsa gider. Ay. İsteme. Çok ayıp etti bana yani ben burada onu yeri geldiğimi savunuyorum ediyorum. Yani ne demek kapıya koyar? İşte Reyhan teyzenin böyle bir özelliği var. Herkesin üzerinde egemenlik kurmak istiyor. Ama belli ki sana yapamıyor bunu ama hayat boyu da devam edecek hayat. Yapıyormuş gibi gösteriyor mu acaba? Senin sınavın bitmeyecek gerçekten. Ya. Reyhan Hanımcığım Ezgi şu anda duydu sizin söylediklerinizi. Duysun. İzledi. Korkmuyor musunuz tepkisinden? Ben sizin gibi korkak değilim. Benim gelinim bana hesap soramaz. Yüreği varsa gelsin sorsun ben buradayım. Kaçmıyorum. Ya hala lafının arkasındasın. Arkasındayım. Arkasında olmadım hiçbir şey konuşmam. Ciddi olamazsın. Hayatta korkma. Bak gelinim hiç cama geliyor mu? Cama vuruyor mu? Bu ne konuşma diyor mu? Sizinkiler gözlerini pörtlete pörtlete konuşuyor. Ben utanıyorum sizin adınıza ya. Kaynana bunlar mı kaynana diyorum ya. Vallahi şu anda Ezgi içeride ne söylediğini çok merak ediyorum açıkçası. Ne söylerse söylesin. Ama yani burada da kayınvalidene bir cevap veremediğine göre demek ki çekiniyorsun. Tabii ki söyleyeceğim şeyler varken. Ezgi pes etti benim anladığım kadarıyla. Yok pes etmiyorum. Anlatmaktan ya ben onu böyle kendi içimde bir şekilde hallediyorum. Ne söylediğini merak ediyorum. Ne söyleyeceğini. Söyleyeyim hatta dur geleyim söyleyeyim siz de görün bakayım. Ne cevap verdi? Doğru mu lan? Ne diyeceksin merak ettim. Anne. Bravo. Gerçi. Ne oldu? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sen beni çağıramazsın. Beğenmeseydin. Bak Ezgi bir şey diyorsan buraya gel. Ben ayağa kalkmam. Sen bilirsin ben büyüğüm. Az önce geldik buraya konuştun biz de geldik. Hayır. Tamam ben gelme atayım. Orada otur anneyim. Orada kal. Beğenmesem, kabul etmesem nasıl olmaz diye biliyorsun. Ezgi geleneğimizi biliyorsun. Göreneğimizi biliyorsun. Aile yapımı biliyorsun. Beni çok iyi tanıyorsun. Yöre eşya mı? Benim aldığım bir şeyi beğenirsin. Yöre eşya mı? Her şeyini yani, ben beğendim. Söylüyor. Kına elbiseni beğendim. Nikah elbiseni bak, beğendim. Kınamı beğendin giydin. Gelinliğini bana attın ben beğendim. Her şeyini, ayak
ayakkabına varana kadar. Çok teşekkür ederim ama evimin eşyasında ne olduk? Orada durduk değil mi? Yine benim dediğim oldu. Nerede? Ya. Ev eşyasında. Ev eşyasında. Ya gördün mü? Tamam tamam. Vay be. Cesaret gelmiş kız. Oo. Aa, sanki cesaret. Ben konuşamıyorum. Sanki ben konuşamıyorum anne. Ezgi dur bakalım. Sana büyük bir cesaret geldi burada. Anne çocuk mu eğitiyorsun? Kız burada sen çok büyüyorsun. Ben 10 yıllık evliyim. 37 yaşındayım farkında mısın? Olsun ne yapalım? 7,5 yaşında oğlum var benim. Sen 37'sin, ben senin iki katınım. Reyhan Hanımcığım ne oldu? Bak gelinin senden hiç korkmuyor. Sen kendine bir dünya yaratmışsın ama... Gelin o gelin değil. Reyhan Hanım gerçekten çok merak ediyorum. Gelinize karşı böyle bir despotluk, böyle bir kaynana, böyle bir sertsiniz. Evet. Torunlarınıza karşı nasılsınız? Çok merak ediyorum. Benim tek bir tane torunum var. Allah bir tanesi bağırsın. Yeni evlendi zaten. Daha 8 aylık evli. Daha çocuğu, bebeği yok. Tek torunumuz olduğu için çok da seviyoruz, çok da düşkünüz. Her şeyini de karşılarız. Aman aman Ezgi'ye davrandığınız gibi davranmayın. Karşılarız canım ciğerim. Benim soyunlar farklı. Benim soyadımı taşıyor çünkü. Geliniz de taşıyor. Gelinim de taşıyor da o benim kendi soyadım, köküm. Ha Cemile Hanımcığım sen de Reyhan Hanım gibi mi düşünüyorsun? Ne derse onaylıyorsun ya. Çok merak ediyorum. Hayır hiç öyle düşünmüyorum. Ben torunum olsun istemiyorum. Aa! Evet istemiyorum. Neden? Ya şimdi bizim biraz işler karışık ya. Şimdi Nazar'ın çocuğu olmuş olsa evet. Bu sefer oğlumun üvey annesi resmiyette babaanne gibi olacak. Ona mı babaanne diyecek? Öz babaannesi benim bana mı diyecek? Ve biz doğum nedeniyle eski eşimle falan bir araya gelmek zorunluluğu var. Evet. O yüzden ben istemiyorum ya. Ay Cemile Hanım siz buna karışamazsınız. Siz oğlunuzun adına karar veremezsiniz. Karar veririm. Şu anda ikisi karnını zor doyuruyor. Zaten onlar daha çocuk doğuracak, çocuğa bakacak. O bir şeyde değiller yani. Allah onun mümkün rızkını verir yani. Güzelim. Ya o işte öyle geçecek. Olmuyor. Ya. Eğitimi öyle var bunun, büyütmesi var bunun. Çocuk büyütmek çok masraf. Ya ben istemiyorum. Siz niye böyle üstüme geliyorsunuz? Torun istemiyorum. Kadın ben... oldu Reyhan. Ay istemiyorum yani olmayacak ben yani gelin ne düşünürse düşünsün benim umurumda değil yani. Havasından mı suyundan mı ya oğlun var kızın var buna iki gelinin var iki kişi karar verir. Ben oğlumla buna. Konuştum zaten şu an için öyle bir imkanları yok dedim ya kendilerine zor bakıyorlar zaten şu anda bir çocuğa bakacak durumları yok. Ben zaten gördüğüm konu komşunun akraban çocuklarını seviyorum çocuk sevgisi oradan tatmin oluyorum yani ben. Bir de herkes topluma çocuk doğurmasın arkadaş. Bence yani de. Herkes evlendi diye doğurmak zorunda mı? Katılıyorum. Reyhan Hanımcığım kendi torununa benzer mi? Hay Cemile Hanım çok merak ediyorum siz kendi kayınvalidenize çocuk yaparken böyle danıştınız konuştunuz mu? O devirde mu? Çocuk büyütmek kolay. Ay lütfen bu zamanda ya. Zor. Aa, vallahi siz zor. Yok ya. Ya Allah aşkına Cemile Hanım gelininizin annelik sevgisini elinden alamazsınız. Nasıl bir düşünce? Sizin eşinizin meselesi, onun ablasının meselesi, ıdısı dıdısından ona ne? Onun da anne olmaya hakkı var ya. Şu anda öyle bir hakkı yok. Nasıl ben, yok? Hayır şu anda öyle bir şey yapamaz. Yapmayın, yani önce yapmayın. Ortalık bir düzene girmesi lazım. Dediğim gibi bir maddi manevi kendilerine gelmeleri lazım. Ona saygı duyarım. Madden kendini düzeltsinler ondan sonra çocuk sahibi olsunlar derseniz anlarım. Ama yok ona mı babaanne diyecek, yok bana mı diyecek falan meselesi yüzünden kız anne olamayacak şu mı? Şu anda sevebileceğimi zannetmiyorum ya. Ay, doğursa da. O torun olsun da bak dayanabilecek yok, misin? Yok. Ben sonuna kadar arkasındayım Cemile'nin dediklerinin. Sizin gibi hayalperest yaşamıyorum. Ay, gerçeği bu. Ben de olsam ben o gelini de kabul etmem. Oğlumu silerdim. Teşekkür ben yine etmez de torunu hiç etmem.